kötüdür ve inanç sahibi tüm insanların vicdanlarını rahatsız etmekte, Allah'a iman eden herkese önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu durum karşısında Allah'a inanan ve Rabbimizin bize öğrettiği güzel ahlakı yaşamayı kabul eden ehli kitabın ve Müslümanların işbirliği yapması gerektiği açıktır. Her üç dinin mensupları el ele vererek sadece materyalist felsefeye sözde bilimsel bir temel oluşturmak amacıyla ayakta tutulmak istenen Darwinizmin bilim karşısındaki çöküşünü tüm dünyaya anlatmalıdırlar. İnançsızlıktan güç bulan tüm diğer batıl ideolojilere ve ahlaki dejenerasyona karşı da el birliğiyle fikri bir mücadele yürütmelidirler. Bu gerçekleştirildiği takdirde dünya çok kısa zamanda barış, huzur ve adalete kavuşacaktır. Yeryüzündeki acılar, sıkıntılar, katliamlar, belalar, adaletsizlikler, yokluklar sona erecek, aydınlık, ferahlık, zenginlik, bolluk, sağlık, bereket gelecektir. Belgesel boyunca anlattığımız gibi, kitap ehliyle Müslümanlar son derece benzer inanışlara ve hayat görüşüne sahiptirler. Her üç dinin mensupları da Allah'ın varlığına, birliğine, tüm evreni ve canlıları yarattığına, insanların tüm yaşamlarını Allah'tan gelen vahye göre düzenlemeleri gerektiğine inanmaktadırlar. Kur'an'da tarif edilen ahlak anlayışı ve ideal toplum modeliyle Tevrat ve İncil'de bu konularla ilgili olan ve tahrif edilmemiş olduğu düşünülen bölümler çok büyük benzerlikler taşımaktadır. Kuşkusuz bu benzerliklerin yanında bazı temel inanç farklılıkları da vardır. Bu inanç farklılıkları tarihte üç dinin mensupları arasında tartışma ve hatta çatışma nedeni olmuştur ve halen de olabilmektedir. Ancak dinsiz ve ateist ideolojilerin mevcut olduğu bir dönemde üç din arasındaki farklılıkların değil, benzerliklerin ön plana çıkarılması gerekir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar aralarındaki tarihsel sorunlara, ön yargılara, yanlış anlamalara, taassuba dayanan tartışmalara ve çekişmelere tamamen son vermelidirler. Bir insana tanımadan, anlamadan sadece mensubu bulunduğu dini yüzünden ön yargılı davranmak doğru ve adaletli bir davranış değildir. Her üç dinin mensupları da birbirlerine karşı anlayışlı ve hoşgörülü bir yaklaşım içinde olmalı ve ortak amaçlar uğrunda kaybedilecek tek bir gün dahi olmadığını unutmamalıdırlar. Önemli olan farklılıkları değil, ortak noktaları gündeme getirmek, zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı, yıkıcı değil, yapıcı, bölücü değil, birleştirici olmaktır. Sonuç olarak Müslüman, Hristiyan veya Yahudi olsunlar, tüm inananlara düşen görev açıktır. Barışın, huzurun, refahın, güzel ahlakın, iyiliğin, mutluluğun, güvenliğin hakim olduğu toplumlarda yaşamak için el ele vermek. İman eden her Hristiyan, her Müslüman ve her Yahudi bu doğrultuda elinden gelen tüm çabayı göstermekle mükelleftir. Böyle asil bir amaç uğrunda birlik ve beraberlik içinde hareket edersek Allah bizleri başarılı kılacaktır. Bilinmelidir ki Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam arasında kurulmaya çalışılan duvarlar sadece inkarcıların ve din ahlakına karşı olanların işine yarar. Şüphesiz hayırlara çağıranlar, iyilikleri uygulamayı ve kötülüklerden sakınmayı tavsiye edenler ve bu yüce amaçlar doğrultusunda birlik içinde hareket edenler Allah'ın izniyle kurtuluşu ve sonsuz mutluluğu umabilirler. Aksini yapan insanlar kayıp içindeyken